Hayırlı akşamlar efendim. Hepinizi gönül dolusu muhabbet, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İnşallah hepiniz sağlık ve afiyettesiniz. Bir hafta sonra tekrar yeniden son derece önemli ele aldığımız konuyu devam ettirmek üzere bir aradayız. Umarım yapmış olduğumuz konuşmalar meramımızı doğru yansıtıyordur ve anlaşılıyor ve istifade ediliyordur. Öyle olduğunu umut ediyorum. Çünkü fakültede yapmış olduğum derslerden, öğrencilerimizle yapmış olduğumuz diyaloglardan da edindiğim netice itibariyle bu konulara son derece ihtiyaç vardı. Bunları kamuyla paylaştığımız YouTube ortamında yayınlanan ders sohbetlerine dönüştürmüş olmamız da isabetli oldu diye düşünüyorum. Bu konuda polemiğe girmeden doğrudan bilgilendirici, yegane amacı bilgi vermek olan bu sohbetlerin konuya yine bilgilenmek amacıyla yaklaşan insanlar için aydınlatıcı olacağını ve yararlı olacağını düşünüyorum. Birkaç kelimeyle geçen hafta bıraktığımız yerden başlayabilmek açısından özetlemek istiyorum. Yapmış olduğumuz düzenli haftalık sohbetlerde en sonunda Kur'an hermenötiğine geldik. Çünkü Kur'an'ın tarihselliği ve evrenselliği gibi aynı zamanda polemiğe konu olmuş mevzunun üzerinden. Biz Kur'an'ın tarihselliğinin ve evrenselliğinin ne anlama geldiğinin sağlıklı bir biçimde anlaşılabilmesi için konuyu Kur'an hermeneutiği üzerinden devam ettirmenin zaruri olduğunun altını çizdim. Ve geçen haftaki yapmış olduğum Kur'an hermeneutiğine teorik olarak giriş sohbetimizde de gördük ki gerçekten Kur'an'ın anlaşılması meselesi söz konusu olduğunda hermeneutik kaçınılmaz bir yöntemdir. Bir taraftan hermeneutiğin tarihçesi, kavramsal anlamı, ondan ne anlayacağımıza ilişkin verdiğim kısa bilgiler. Diğer taraftan yapmış olduğumuz tüm sohbetlerde hemen hemen altını ısrarla çizdiğim Kur'an ile Mushaf'ı birbirinden ayırt eden o temel perspektifimiz, bakış açımız. Bu konular geçen hafta ele aldığımız dersimizde hermeneutik konusunun teorik çerçevesinde en sonunda Mushaf'ın metin özelliklerine, nasıl bir metin olduğuna, metinleşme tarihine, nasıl cem edildiğine, tertip edildiğine ve bu konudaki bize intikal eden özellikle Ulumul Kur'an dediğimiz Kur'an ilimlerine dair yazılan kaynaklarımızdaki rivayetlere çok kısa atıflarda bulunarak Mushaf'ı netleştirmeye çalıştım ve başlığımızı da tekrar yeniden isimlendirerek bu her ne kadar Kur'an hermeneutiği olarak isimlendirilmiş olsa da bizim ağırlıklı olarak yapacağımız konuşmalarımızın bir mushaf hermeneutiği olduğunu da belirtmeye çalıştım. Bundan sonraki sohbetlerimizde de üzerinde duracağım üzere hemen hemen konu bütünüyle mushafın üzerinde yoğunlaşacak. Çünkü Kur'an dediğimiz şey asr-ı saadette Hazreti Peygamber ve onun tebliğine muhatap olanlarla gerçekleşmiş olan bir durumdur. Ve dolayısıyla bu tarihin 610 ve 632 miladi yılları arasında kalmıştır. Bugün için artık bizim ne oraya erişme imkanımız var ne de orayla ilgili kesin iddialarda bulunmak gibi bir şansımız var. Belki bizim için önemli olan şey işte burada tam da konunun bu önemli noktasında Hazreti Peygamber'in tebliği üzerinden onun ilk muhataplarına verdiği mesajı, gösterdiği rehberliği bugün de aynı şekilde önümüze koyup okuduğumuz Mushaf'ın bize verebilmesinin ne ölçüde mümkün olduğunu bu hermeneutik derslerinde konuşmaya çalışıyoruz. Yani demek istiyoruz ki vahiy nasıl ki ilk muhataplarının düşünce dünyalarını aydınlattı, nasıl ki kalp dünyalarını aydınlattı, nasıl ki onlara dünyevi ve uhrevi anlamda rehber oldu, onları şirkin bataklıklarından çıkararak medeniyetin ufkuna yükseltti, kalplerini ve dünyalarını nurlandırdı ve güzel insanlar ve güzel müminler olmalarını sağladı. Aynı şeyi, aynı sonuçları
bizim Musaf üzerinden almamızın ne ölçüde mümkün olduğunu işte bu Musaf hermeneti üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu, şu söylemeye çalıştığım şeyin ne kadar önemli olduğunu bugünkü yapacağım sohbetin sonunda da toparlayıcı mahiyette yeniden altını çizerek dile getirmeye çalışacağım. Ancak şu kadarını da beyan etmem gerekiyor ki burada çok değerli üstadım, gönüldaşım, meslektaşım Ömer Özsoy'un yapmış olduğu bir sohbetinde metafor olarak, mecazi manada Kur'an'ı anlamak için biz onun ayağına gitmeliyiz dediği ve asr-ı saadete gitmek gerektiğine ilişkin çok önemli tespitinin altını çizmek istiyorum. Aynen katıldığımı ifade etmek istiyorum ve bunu daha önceki konuşmalarımda da oraya gitmenin imkanını, asr-ı saadete gitmenin ne anlama geldiğini de belli ölçülerde konuşabildiğimizi ve bunu da işte konuşmalara canlı katılan ya da videodan izleyen izleyicilerimizin şahit olduğunu düşünüyorum. Aynı metaforda Özsoy Hocam'ın yine altını çizdiği bir şey vardı. O da Kur'an'ı yorumlayarak, günümüzde Kur'an'ı ya da Musaf'ı anlamaya kalkarak Kur'an'ı ayağımıza getirmenin doğru olmayacağını söyleyen bir efendim ifadesi vardı. Tabii onun orada kastettiği şey elbette bugün için Musaf'ın ya da Kur'an'ın anlaşılmasının imkanını yatsımak kesinlikle değil. Ama sadece bugünden kalkarak o ilk Kur'an'a gitmeyi ihmal ederek, Kur'an'ın ilk ne söylediğini göz ardı ederek bugün sadece bugün bize inmiş gibi, bugün ilk defa bir şey söylüyor gibi Kur'an'ı anlamaya kalkışmak ve onun hem ilk muhataplarına hem de ilk muhataplarından bugüne kadar geçen 14 yüzyıl içerisinde tarihsel olarak tüm asırlara söylemiş olduğu şeyleri göz ardı ederek, onları yok sayarak Kur'an'ı anlamaya kalkmanın doğru olmayacağına işaret eden o çok yerinde tespitine de aynen katılıyorum. Fakat burada bir şeyi altını çizerek ifade etmek istiyorum ki ben şahsen naçizane ömrümün hemen hemen çocukluğunu çıkarsanız bugüne kadar tamamını Kur'an'ı anlamaya yönelik bir faaliyet olarak geçirmiş bir ilahiyatçı akademisyen olarak söylüyorum. Kur'an'ın bugün bize ilk muhataplarına yaptığı rehberliği aynen yapabileceğine, onları aydınlattığı gibi bize aydınlatacağına, onlara rehber olduğu gibi bize rehber olacağına hiç kuşkum yok. Ve önümüzdeki haftalarda bu konuda örnekler bölümüne geçtiğimizde yapacağım örnekler ve yapacağım çeviriler ve açıklamalar üzerinden buna sizin de katılacağınızı ve bana hak vereceğinizi umut ediyorum. Şimdi bu kadar bir girişten sonra müsaadenizle konumuza dönecek olursak değerli izleyenler, konumuzu bıraktığımız yer hatırlayacağınız üzere Musaf'ın metinsel özelliğiydi. Dolayısıyla biz yine burada Musaf'ın metinsel özelliğinden başlayalım ve Musaf nasıl bir metindir sorusunu sorarak oradan devam edelim. Artık Kur'an hermeneutiğinin bir Musaf hermeneutiğine dönüştüğünü de ifade etmiş olduk böylece. Bir Musaf hermeneutiğinden söz ediyoruz ve Musaf nasıl bir metindir diye soruyoruz. Bu soruyu sormamızın sebebi daha önceki sohbetimizde altını çizmeye çalıştığım gibi hermeneutiğin bir metin anlama faaliyeti, bir metin yorumlama faaliyeti olduğunu. Dolayısıyla bir yerde hermeneutikten söz ediyorsak bunun ağırlıklı olarak metni anlama, metni yorumlama ediminden ibaret olduğunu söylemiştik. Madem ki biz bir hermeneutikten söz ediyoruz, o halde bir Musaf hermeneutiği olduğunu ifade ettiğimizde Musaf'ın nasıl bir metin olduğunu da belirlememiz son derece önem arz etmektedir. Şimdi soruyu tekrar soruyorum. Musaf nasıl bir metindir sorusunun üzerinden Musaf hermeneutiği konusunun bugün bitirebilirsem inşallah zaman bereketli kullanabilirsem teorik çerçevesini bitirmeyi düşünüyorum. Musaf nasıl bir metindir sorusunun cevabına birkaç başlıktan hareket ederek cevap vermek istiyorum. Musaf küçük pasaj ya da buna küçük sure de diyebiliriz. Birkaç cümleden oluşan küçük pasajların ve küçük surelerin
oluşturduğu bölümleri haiz bir metin. Kısa sureler dediğimiz iki ve daha fazla pasajdan oluşan surelerimizin oluşturduğu bir metin. Bir diğeri de uzun yani çok pasajlı, içerisinde çok pasajların bulunduğu surelerin oluşturduğu bir metin. Bu üç unsuru biraz açarak ifade etmek istersem, elimizde bugün Fatiha'dan başlayarak okuduğumuz muavizeteynlerle, kule euzu bi rabbin nas falakla bitirdiğimiz 114 sureden oluşan mushafın metinsel özelliğini bu üç ana bölüm ile bölmek zorundayız. Çünkü geçen haftaki konuşmamda bugün de onların üzerinde ısrarla duracak, altını çizeceğim. Mushafın modern zamanlarda anlaşıldığı üzere elimize alıp okuduğumuz herhangi bir kitap gibi bir metin olmadığını, Allah-u Teala'nın böyle bize bir metin indirmediğini, bugün okuyor olduğumuz metnin tamamen sahabe zamanında cem edilip tertip edilerek bize korunmak üzere intikal edilmiş kutsal bir metin olduğunu ifade etmiştim. Dolayısıyla bu yönüyle çağdaş anlamda bir kitap özelliği taşımayan mushafın içerisinde yer alan 114 surenin, bu 114 suresinin içinde öyle sureler var ki, işte İhlas suresi gibi, Nasır suresi gibi öyle sureler var ki, bunlar çok küçük birkaç cümleden ibarettirler, küçük pasajdırlar ve bir suredirler ve bunlar tam anlamıyla hermenötik bir metindirler. Bu bir metindir. Şimdi biz metin dediğimizde anlamanın imkanından birazdan söz edeceğiz. Anlama imkanımız olan metin dediğimizde mushafın en küçük parçası bu küçük pasajlardan oluşan surelerdir. Bu her bir sure, ki önümüzdeki haftalardan itibaren bunların örneklerini vereceğim. Bu tür sureler başlı başına bir metindirler ve hermeneutik anlamanın konusudurlar ve birazdan detaylarına gireceğim gibi anlayabileceğimiz, anlayabildiğimizden emin olabileceğimiz metinlerdir bunlar. 114 surenin içerisinde epeyce bir miktarda kısa surelerimiz var ki bu kısa surelerimizin içerisinde bazen 2, bazen 3, bazen 4 olmak üzere pasajlar ve parçacıklar bulunmaktadır. Şimdi bunu neden ikinci bir bölüm olarak ayırıyorum? Şunun için. Hermeneutik anlamanın konusu metin dediğimiz şu metin özelliği her bir pasajdır. Her bir pasajdır. Böylece demek istiyorum ki eğer elimizde bir kısa sure var ve bu kısa surenin içinde 2 ya da 3 ya da 4 tane pasaj varsa bunların her bir pasajı bir hermeneutik anlamanın konusudur. Birlikte değil. Üçü birden değil, dördü birden değil. Her biri ayrı ayrı bir anlamanın konusudur ve hermeneutiğin konusudur. Birazdan konunun ilerleyen dakikalarında üzerinde duracağım gibi bugünkü maal çalışmalarının ve maal ve çeviri çalışmalarının en önemli problemi şu anlatmaya çalıştığım hususu göz ardı etmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla her bir pasaj bir hermeneutik metindir. Her bir pasaj hermeneutik metin olarak anlaşılmanın konusudur. Dolayısıyla biz her bir pasajı kısa surelerin içinde bile bölmeliyiz ve bunları birbirinden ayrıştırmalıyız. Üçüncü olarak mushafın içerisinde sureyi Bakare'den başlayan öyle uzun surelerimiz var ki bunların içinde onlarca pasaj var. Onlarca pasajdan oluşuyor. Hatta geçen konuşmamda ifade ettiğimizi düşünüyorum. Sure-i Bakare benim pasajlandırmama göre 200'e yakın pasajdan oluşuyor demiştim ki bu çok önemli bir
ifade ve aynı zamanda iddiadır. Dolayısıyla onlarca pasajdan oluşuyor. Bunun anlamı şu, bu uzun sureleri yine burada olduğu gibi bu onlarca parçaya, onlarca pasaja böldükten sonra bu her bir pasajı yeniden tekrar anlamanın konusu haline getirmek zorundayız. Böyle bir durum hasıl olduktan sonra ancak mushaf hermönetik bir anlamın ve anlamanın konusu olabilir. Aksi takdirde bugün önümüze mushafı, modern bir kitabı önümüze koyuyor gibi çeviriye kalkmak da hatadır. Çevirmek de yanlıştır ve bu yapılan çevirileri okumak da hatalıdır ve yanlıştır. Bugünkü sohbetimin konusunda, sonunda pardon, bu konular üzerinde epeyce dikkatinizi istirham edeceğim. Açıklamalarda bulunmayı düşünüyorum. Şimdi bu söylemiş olduklarımı hemen altında daha farklı bir müsaadenizle şemayla size göstermek istiyorum. 114 sureden oluşan mushafımızı böyle bir daireye benzetelim ve bu dairenin içinde bu karelerin her birerlerini de farklı boyutlarda efendim sureler olarak bölelim. Mesela böyle böldüğümüz sureler var, böyle böldüğümüz sureler var, böyle böldüklerimiz var. Şunların da her birerleri müstakil sure gibi olsun. Fakat bunların her birerlerinin içinde az önce ifadeye çalıştığım gibi parçalar, pasajlar var. Şunların her birerlerini bir pasaj gibi düşünelim. Bunların her biri bir pasaj olsun. Yazalım şuraya pasaj diye. İşte demek istiyorum ki mushaf hermönetiğinden söz ettiğimizde anlamak üzere yöneleceğimiz şey pasajdır. Anlamanın konusu her bir pasajdır. Sure değil. Ama bu sure şurada olduğu gibi, burada olduğu gibi tek bir pasajdan oluşuyorsa ve tek bir pasaj halinde bir sure ise bu sure sure olarak hermönetik anlamanın konusudur. Ama içinde iki ve daha fazla pasajlardan oluşuyorsa surelerimiz her bir pasaj ayrı ayrı hermönetik anlamın ve anlamanın konusudur diye belirtmek istiyorum. Umarım hızlı konuşmuyorumdur. Biraz da yavaş konuştuğum zaman pek yavaş konuşmayı başaramıyorum. Ben daha çok böyle hızlı ve hararetli konuştuğum zaman meramımı daha iyi anlatabiliyorum. Beni hoş göreceğinizi umuyorum. Ama bu kadar önemli yöntemsel, metodolojik ve usulle ilgili konuları konuşurken de elbette hızlı konuşmak çok sağlıklı olmaz. Yine de anlaşılır olmaya dikkat ederek konuşmaya çalışacağım inşallah. Şimdi hermönetik olarak mushafın anlaşılmasının bu şekilde mushaf nasıl bir metindir dediğimizde mushafın hermönetiğin konusu olmak bakımından, hermönetik anlamanın konusu olmak bakımından üçe ayırdık ve bunların üzerinde biraz durdum. Demek ki bu üç ayrım içerisinde mushafın metinsel özelliklerini bu şekilde belirtmemin nedeni o her bir parçanın hermönetik anlamanın konusu olması bakımındadır. Peki bu üç şekilde izaha çalıştığım mushaf bu şekilde bir metin olarak hermönetiğin konusu olduğunda hermönetik bu parçaları her bir küçük parçayı anlamada nasıl bir yöntem üzerinden nasıl bir hermönetik okuma ile anlaşılabilir konusuna müsaadenizle geçmek istiyorum. Burada çok önemli iki ekolden söz edeceğim. Birincisi yapısalcı ekol. İkincisi de yapı bozumcu ekoldür. Construction, deconstruction diye ifade etmiş olduğumuz yabancı dilde bu iki hermönetik ve felsefi anlama yönelimi konumuz bakımından son derece önemli. Yapısalcı dediğimizde hiç kuşkusuz bu felsefi ve hermönetik gelenek Ferdinand de Saussure ile özdeşleşmiş adeta bir gelenektir. Ve yapısalcı hermönetik, yapısalcı felsefe
metnin anlaşılması üzerinde son derece önemli, bizim de konumuzu ilgilendiren bazı temel ilkelere dayanır. Bu temel ilke şudur. Sözcükler anlamlarını dizgeler içerisinde, yani cümleler içerisinde kazanırlar. Sözcükler bir dizge içinde yer aldıklarında anlamlarını kazanırlar ve dizge, cümle her zaman bir anlama gönderimde bulunur. Eğer bir dizgeden söz ediyorsak bir anlamının olduğundan da söz ediyoruz der yapısalcı felsefe. Böyle olduğunda yapısalcı felsefenin çok temel vurguları üzerinden söyleyecek olursak, De Saussure gibi, Peirce gibi takipçilerinin bu konuda yapmış oldukları vurguları da dikkate alarak söylüyorum. Elimizde bir dizge, bir cümle varsa bunun bir anlamı olduğunu, bir anlama gönderimde bulunduğunu, onu imlediğini, onu işaret ettiğini söyler ve bunda ısrar eder. Ve yine aynı şekilde yapısalcılık anlamın ancak bir dizgede ortaya çıkacağını, anlamı dizge içinde aramamız gerektiğini söyler ve dizgeleri birbirine bağlayarak dizge artı dizge artı dizge artı dizge, buradan paragraf, buradan pasaj, buradan kitap, her neyse bu dizgelerin birbirleriyle olan birliktelikleri, birbirleriyle olan ilişkileri, birbirleriyle olan bağlantıları sonucunda ortaya çıkacak ortak anlam da anlaşılır bir anlamdır, doğru anlamdır şeklinde özetleyebileceğimiz yapısalcı gelenek tam da bizim Kur'an-ı Kerim'in, yani Musaf'ın anlaşılmasında başvuracağımız çok önemli bir gelenektir. Bu manada yapısalcılığı az önce söylemeye çalıştım. Musaf nasıl bir metindir sorusunun cevabına yeniden dönecek olursak şöyle söyleyebilirim. Küçük pasajlardan oluşan bir suremiz var. Hermeneutiğin konusudur. Yapısalcı olarak bunun bir anlamı vardır. Anlam surede ve sureyi oluşturan cümlede, dizgede ortaya çıkmıştır. Ve dolayısıyla yapısalcı açıdan biz böyle bir cümleyi anlayabiliriz. Hiçbir sorunumuz yok. Anlama diye bir problemle karşılaşmayız. Ve böylece yapısalcılık bize Musaf'ın surelerinin ya da küçük pasajlarının anlamlı ve anlaşılır olduğunu söyler ve anlamı nerede aramamız gerektiğine dair işarette bulunur. Bizim geleneğimizde, yani İslam geleneğinde bu konunun yapısalcı geleneğin adeta erken dönem temsilcileri olarak söyleyeceklerimize de işaret etmem gerekiyor. Birincileri nahivcilerdir. Yani dilciler, nahivciler, nuhat, bunlar tamamen yapısalcıdırlar ve dolayısıyla geleneğimizdeki tüm Arap dili dil bilimcileri, nahivciler, değerli izleyenler, yapısalcıdırlar ve nahvin anlamı belirlediğini iddia ederler ki haklıdırlar. Nahiv anlamı belirler. Dolayısıyla nahiv kurallarına uygun olarak kurulmuş bir cümle anlamlıdır ve anlama karşılık gelir ve dolayısıyla da bizim geleneğimizde nahiv kurallarının netleşmesi ve yerleşmesi aslında Kur'an'ın anlaşılmasını, Kur'an'ın anlamını netleştirmeyi hedefler. Bunu İslami ilimlerde anlama problemini konuşurken de bir yönüyle işaret ettiğimi ve ele aldığımı düşünüyorum. Dolayısıyla nahivciler bu manada yapısalcıdırlar. İkincisi Arap dili edebiyatı, yani belagat. Edebiyat ve belagat ilimleriyle uğraşan başta Cürcani ve Sekkaki gibi kimseler, Cürcani ve Sekkaki gibi bu alanın en ünlü önde gelen İslami ilimlerde dil ve edebiyat bölümünün bu ünlü isimleri, bunlar da yapısalcıdırlar ve çünkü bunların her birerlerinin en önemli teorileri nazım teorisidir ve anlam nazım içinde ortaya çıkar. Nazım dediği tam da yapısalcı dizgeye tekabül eder. Yani yapısalcılıkta dizge ile İslami ilimler geleneğinde Arap dili ve edebiyatında belagatla meşgul olan Cürcani ve Sekkaki gibi ünlü isimlerin metinlerini okuduğumuzda bunun aynı zamanda yapısalcı, yani De Saussure'cı yaklaşımla dizgeye tekabül ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle olduğunda bizim geleneğimizde Arap edebiyatı ve belagatının Musaf'ı anlamaya yönelik, belagat üzerinden Musaf'ı anlamaya yönelik, özellikle daha sonraki konuşmalarımda altını çizeceğim çeşitli anlamlara, yani mecazi anlamlara
edebi anlamlara gelecek ifadelerin anlaşılmasında hangi yolun izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgileri kendilerinden elde ettiğimiz bu büyük alanın ustaları bize nazım ile mananın ortaya çıkacağını söylerler ve nazım bir dizgedir ve yapısalcı olarak bize anlamı verir ve anlamı sağlar, anlamı kazandırır. Peki şimdi burada tam da şunu söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda bizim geleneğimizde tefsir faaliyetleri, tercüme faaliyetleri bu manada aynı zamanda kelam ve fıkıh ekollerinin Kur'an'ı ve Musaf'ı anlamaya yöneliş biçimlerinin de tamamının yapısalcı olduğunu söylemeliyiz. Böylece bizim geleneğimizde az önce ifade etmeye çalıştığım Musaf'ın nasıl bir metin oluşu üzerinden ve onun nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin yaptığım açıklama üzerinden çağdaş felsefedeki yapısalcı ya da analitik felsefenin ana zeminini oluşturan yapısalcı yaklaşımdan hareket ederek söyleyecek olursam, bu gelenekteki isimlerini saymaya çalıştığım tüm bu çabalar aslında Musaf'ın yapısalcı yönden anlaşılmasını hedefleyen faaliyetlerdir diye çok kısaca söyleyebiliriz. Şimdi bizim bu faaliyetler hocam, madem ki geleneğimizde yapısalcı olarak Kur'an'ın ve Musaf'ın anlaşılması için zaten böyle bir çaba var. Bütün bunlar varken biz bugün neden bir hermeneutik anlamadan söz ediyoruz dediğimizde, ki akla gelebilir bu. Hemen kısaca basit bir cevap vermek istiyorum. Çünkü bunun cevabını ileride çok farklı yönleriyle detaylı vereceğimi düşünüyorum. Kısmet olursa. Çünkü hermeneutik bütün bunları kapsarken bunların hiçbirine tek tek indirgenemez. Yani ne hermeneutik sade fıkıhtır, ne kelamdır, ne tercüme, ne tefsirdir, ne belagattır, ne de nahivdir. Dolayısıyla Musaf'ın hermeneutik olarak anlaşılmasına yaptığım vurgu, hermeneutin bunların tamamını kapsayan ama onların herhangi birisini indirgenemeyen çok daha kapsamlı bir Musaf ya da Kur'an'ı anlama yöntemi olarak gördüğüm için Musaf ya da Kur'an hermeneutiği diye üzerinde durmamın nedeni bu idi. Ve bunun için bu konu üzerinde durmaya çalışıyorum. Şimdi eğer anlaşılarak gidiyorsam müsaadenizle yapı bozumcu hermeneutik yaklaşıma geçmek istiyorum ki bu bizim için yapısalcılık kadar önem arz ediyor. Yapı bozumcu dediğimizde karşımıza çıkan üç önemli durumdan söz etmem gerekecek. Birincisi, hiç kuşkusuz De Saussure'la başlayan yapısalcılığa karşı tam karşı kutupta yer alan Jacques Derrida'dır. Derrida'nın yapı bozumu çok son derece önemlidir. Ve Derrida diyecek ki bize bir dizge olarak yazı asla bir anlama gönderimde bulunmaz. Daha doğrusu der Derrida, dizgelerin bir araya gelmeleriyle anlam ortaya çıkmaz. Dizgelerin bir araya gelmesiyle farklılık ortaya çıkar. Dolayısıyla anlam öyle bizim gidip yakalayacağımız, işte orada duruyor diye gösterebileceğimiz ve elde edebileceğimiz bir şey değildir. Anlam ancak difference'da ortaya çıkar der. Difference onun en önemli kavramıdır. Farklılıkta ortaya çıkar der ve dolayısıyla yazı bir anlama gönderimde bulunmaz. Hatta hiçbir gönderimde bulunmaz der. Onun için de çağdaş Batı felsefesinde Derrida'nın yapı bozumculuğu incelenirken onun ne türden bir metafizik hermeneutiğe insanları sürüklediği, ne tür yeni bir metafiziğe kapı araladığına ilişkin oldukça yoğun tartışmaların da yaşandığını biliyoruz. Ama benim konum doğrudan dil felsefesi ve yapısalcılık ve yapı bozumculuk üzerine konuşma olmadığından dolayı çok fazla detaya girmeyeceğim. Ama söylemek istediğim şey şu ki, birinci derecede metinlerin anlamlarının tespit edilemeyeceğini, metnin tek bir gönderinimin olmadığını, tek bir anlama işarette bulunmadığını, anlama yönelenler sayısınca ve anlamak isteyenler sayısında ve bunlar farklılaştıkça anlamların da farklılaşacağını, kaybolacağını, adeta yazının bir anlama değil, anlamsızlığa gönderme yapıyor gibi bir anlamsızlık ortaya çıkaracağını iddia eden Derrida'nın yapısalcılığı
kökünden sarsması, temelinden sarsması, tersine çevirmesi ile tam anlamıyla karşıyayız. Ve böylece Derrida'cı yaklaşımla konuya baktığımız zaman bugün adeta örneklerini görmüş olduğumuz elimizdeki mahallelerin, mahalleleri yorumlayıcıların, mahalleler üzerinden ahkam kesenlerin durumlarına baktığımızda hali hazır vaziyetin, de facto durumun Derrida'yı tasdik eder bir konumda olduğunu, onu haklı çıkarır bir pozisyon arz etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun ne ölçüde doğru olduğunu, bunun bizim konumuzla ilgili ne ölçüde kale alınır, dikkate alınması gereken bir husus olduğunu az sonra ilerleyen dakikalarda detaylı bir şekilde konuyu inşallah ele almaya çalışacağım. Dolayısıyla Derrida üzerinden baktığımızda bugün Kur'an'ı ya da Musaf'ı anlamaya yönelen her bir kimse kendi yönelmişliği içerisinde bir anlam anlar ve bu anlam onun için meşrudur. Bu anlamı başka birisiyle paylaşmak zorunda değil, başkası da onunla paylaşmak zorunda değil der ve böylelikle Derrida'nın bu yapı bozumculuğu karşımıza bir çok anlamlılığı. Hatta bu öyle bir çok anlamlılık ki neredeyse anlamsızlık diyebileceğimiz bir çok anlamlılığın kapısını araladığını, anlamsızlık diyebileceğimiz bir çok anlamlılığın kapısını araladığını görüyoruz ki bu onun özellikle Writing and Difference, gramatoloji gibi yazmış olduğu o çok önemli eserlerinde altını çizdiği üzere yazıya karşı oluşu, sözü savunan, söze önem veren, sözün anlamla ilişkisini öne çıkaran ve yazıya karşıt tutumunu ortaya koyan bir tavır olarak Derrida'cı gelenek yazının karşımıza bir anlamlar problemi çıkaracağını ve yazı üzerinden kesin nesnel bir anlamı yakalamanın imkansızlığını söylüyor diyerek bunu özetleyebiliriz. İkinci olarak söylemem gereken en önemli isim, son zamanlarda bu konuda yazılan eserlere de efendim ilerleyen sohbetlerimizde dikkatinizi çekeceğim ve meraklılarına okumalarını önereceğim. Derrida ve İbn Arabi karşılaştırmalarının yapıldığını görüyoruz ki geleneğimizde Derrida'nın bu difference üzerinden anlamın neredeyse buharlaşmasına neden olacak derecede çok anlamlılığa kapı arayan duruşu bizim geleneğimizde en önemli temsilcileri Sufilerdir. Onların da başında gelen İbn Arabi'dir. İbn Arabi merhumun özellikle Fususül Hikemi, arkasından Fütuhat-ı Mekkiye gibi yazmış olduğu Tecelliyat-ı İlahiye gibi pek çok eserleri, yüzlerce eserlerin içerisinde ki bunlar en önemlilerdir. Bunları okumaya başladığımızda İbn Arabi geleneğinin bizim karşımıza Derrida'ya benzer Mushaf üzerinden, Kur'an'ın anlamı üzerinden bir anlam çokluluğunu meşrulaştıran, hatta gerekli kılan ve bunu savunan, savunurken de bu savunusunu çok önemli bir şekilde ilahi ilim ve mutlak hayal ile ilişkilendiren bu büyük düşünürümüzün Mushaf'ın ve Kur'an'ın anlamlarının enginliğine, tüketilmezliğine olan yaklaşımını müsaadenizle birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. İbn Arabi bir der ki Mushaf ilahi ilme tekabül eder. İlahi ilim ise sınırsızdır. Mushaf'ın lafızlarının sınırlılığı, lafzın sınırlı oluşu, lafzın sınırı mananın sınırlılığını gerektirmez der İbn Arabi. Dolayısıyla lafzın sınırının, lafızların manayı sınırlayamayacağını, bunu ancak zahir ehli ulema için sınırlayacağını, ancak zahiri anlayan ki bundan da tüm şu yukarıdakilerini kastediyor, şunları kastediyor, nahivciler de dahil olmak üzere, bu ilimle meşgul olanların Mushaf'ın zahiriyle meşgul olduklarını, zahiri lafızlarla ilgilendiklerini, oysa batini manada ilahi ilme tekabül eden anlamıyla Mushaf'ın anlamının tüketilemeyeceğini ifade eder ki bu anlamıyla yazmış olduğu eserlerde de çıkarılacak anlamın meşruiyetini de iddia eder. Yani kimse İbn Arabi'ye şöyle itiraz edemez. Diyemez ki ya imam sen bize
Mushaf'ın anlamlarının sonsuzluğu, sınırsızlığı ve tüketilmezliğini söylüyorsunuz, söylüyorsun ve bunu ilahi bilgiyle ilişkilendiriyorsun. Bunu neye dayandırıyorsun dediğimizde hem ilahi bilginin sınırsızlığına dayandırır hem iki, buraya dikkat buyuralım lütfen, mutlak hayal diye onun eserinin özellikle Fütühat-ı Mekkiyesinde, keza diğer eserlerinde Fusus'ta dahil olmak üzere sık sık kullanmış olduğu çok önemli tasavvufi bir kavramı var. Mutlak hayal, değerli izleyenler, Allahu Teala'nın yine ilmiyle alakalı olan imkanlar alemidir. İmkanlar alemi. Bu imkanlar alemi sonsuzdur. Ve yine İbn Arabi tasavvufunda imkanlar alemi Adem'e de karşılık gelir. Henüz yaratılmamış, yok olanlar bu imkanlar alemidir ve Adem'dir. Ve mutlak hayal dediği şey de bu, işte mutlak hayal insanın bütün beşeri düşünce, tasavvur ve hayallerini kapsar. Yani der ki İbn Arabi, hiçbir insan yoktur ki Kur'an'ın herhangi bir ayetine bir anlam vermiş olsun da bu anlam Allahu Teala'nın imkanlar aleminde ve mutlak hayalinde yer almamış olsun. Pek bizim Türkçe'de bu kurduğum cümleye alışık değiliz. Onun için çok anlaşılmamış olabilir. Bunu anlaşılır bir, çok gündelik, sade bir Türkçe ile yeniden kurmak istiyorum izninizle, müsaadenizle. İbn Arabi diyecek ki bize, Mushaf'a yönelen ve ona şu ya da bu şekilde anlam veren herkesin verdiği bu anlam, tabii bu anlam vermenin mahiyetinden az sonra bahsedeceğim, yetkin insanlar için söylüyor bunu. Anlam verme yetkisine sahip insanlar için söylüyor. Her önüne gelen için değil. Mushaf'a anlam verebilen, anlam veren herkesin verdiği anlam, ne kadar diğer anlamlardan farklı olursa olsun bu anlam muradı ilahiye uygundur. Çünkü hiçbir insan mutlak hayalin dışında bir anlam veremez. Verdiği her anlam mutlak hayalde vardır. Öyleyse ilahi ilimde vardır. Öyleyse verilen anlam ilahi bilgiye uygundur. Öyleyse muradı ilahiye uygundur der İbn Arabi. Tabii konumuz tasavvuf değil. Belki ileride farklı yönleriyle bu konuda hermeneutik örnekler bölümünde bu konuya değinmek istersem, ihtiyaç olduğunu düşünürsem, daha derinlikli olarak bunu örnekleyeceğim ayetler üzerinden Sufi geleneğe ve özellikle İbn Arabi yaklaşımlarına değinmeyi çok isterim. Duruma bakacağım, ilerideki gelişmelere, konunun devamına. İnşallah olursa daha detaylı bilgi vermeye çalışırım. Değilse bu vermiş olduğum kısa bilgiden sonra şunu söyleyebilirim ki Sufi geleneğimiz, İbn Arabi'nin temsilciliğini yaptığı en önemli büyük imam olarak, konunun uzmanı olarak İbn Arabi'nin Sufi hermeneutiği, Mushaf'ın anlamının sonsuzluğu ve tüketilemezliği üzerine dayanır. Şimdi böyle olduğumuz zaman yine birçok anlamlılıkla karşı karşıyayız ve Derrida'dan farklı olarak, Derrida'nın difference'ından farklı olarak İbn Arabi'nin mutlak hayal dediği, imkanlar alemi dediği bu anlamlandırma üzerinden konuya bakacak olursak, oradan farklı olarak İbn Arabi yapılan her yorumun meşruiyetinden, her yorumun ilahi ilimde bir karşılığının bulunduğundan söz ederek konuyu çok farklı ve önemli bir yere taşımış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tam da burada müsaadenizle üçüncü bir isimden söz edeceğim. Bu üçüncü isim de yine hem Derrida hem İbn Arabi gibi felsefe geleneğinde, özellikle modern dönemler, çağdaş dönem felsefe geleneğinde çok önemli bir isim olan Friedrich Hegel'den söz edeceğim. Hegel'in bize tarih felsefesine ilişkin özellikle söylemiş olduğu son derece önemli bir kavramın bizim konumuzla olan ilişkisini kurarak oradan devam etmek, oradan yürümek istiyorum. Hegel der ki, tarih felsefesinde tarihsel imkan diye bir kavram kullanır. Tarihsel imkan. Hegel bu
tarihsel imkan kavramını reel tarihin yani gerçekleşmiş tarihin alternatifleri için kullanır. Bunu biraz müsaadenizle açacağım. Çünkü konumla da son derece önemli olduğu için oraya bağlamak istiyorum. Musaf'ın anlamına ve Musaf'ın hermenötiğine ilişkilendirmem gereken çok son derece önemli bir nokta bu. Hegel'in tarihsel imkanını şöyle izah etmeme izin vermenizi istirham ediyorum. Şöyle bir kişinin olduğunu düşünelim. Bu benim tahtaya da çok çizmeye alışık olduğum, sevdiğim bir kişi. Böyle bir kişi var. Bu reel tarihi bir kişi. Şimdi bunun önünde bu dakikadan önce, yani benim şimdi bu şemayı çizmeye başladığım dakikadan önce Hegel'e göre sonsuz sayıda bu kişinin hayatının gerçekleşme imkanları var. Şu çizgilerin her birerlerini onun hayatının gerçekleşme imkanları olarak düşünelim. Bunlara imkan diyoruz. İmkan. Yani bu kişi şöyle de yolunu yürüyebilir, böyle de yürüyebilir, böyle de yürüyebilir, böyle de yürüyebilir. Sonsuz sayıda alternatif bu yolları yürüyebilir. Ama bunlardan bir tanesi var ki şunu yürümüş. Bu reel tarihtir, yürüdüğü yoldur. İşte bu tarihsel imkan budur. Yani tarihsel imkan şudur, şunu demek istiyor. Bugün olanlar, tırnak içinde yazıyorum, olanlar, olmuş olanlar. Yani sen, ben, bugün şu anda gerçekleştirdiğimiz dersimiz, sohbetimiz, bu olanlar, işte bunlar tarihsel imkandır. Yani tarihin, tarihsel koşulların gerçekleşmesine izin verdikleri olandır. Olması mümkün olanlar, imkanlar ise tarihsel koşulların gerçekleşmesine izin vermediği için gerçekleşmeyenlerdir. Tarihsel imkanları bulamadığı için, tarih onlara gerçekleşme fırsatı vermediği için gerçekleşemeyenlerdir. Onun için Hegel der ki, bugün Almanya, tarih ona böyle bir Almanya olma fırsatı verdiği için, Tin onu böyle olsun, Geist o böyle gerçekleşsin izni verdiği için Almanya böyle olabildi. Yoksa Almanya sonsuz sayıda farklı Almanya olabilirdi der. Şimdi bu tarih felsefesine ilişkin çok son derece önemli tarihsel imkan kavramından neden hermeneutik konusunda, özellikle Musaf hermeneutiği konusunda bunu ele aldım, üzerinde duruyorum? Şunun için. Şu bizim Musaf'ımızdı. Bu Musaf'tı. Şimdi bu Musaf'ın şurada, bugün burada biz duruyoruz. Burada biz duruyoruz. Ve bu Musaf tarihin içinde tefsirlere, fıkha, kelama, tasavvufa konu olarak anlaşıla bize kadar geldi. İşte bu Musaf'ın tarihin her bir döneminde, şu çizgilerin her birerinde anlaşılması Musaf'ın anlamının tarihsel imkanlarıdır. Bunu başka bir renkle yazıyorum. Bunun akılda tutulmasını istirham ediyorum. Şu süreç, yani şurada ifade etmiş olduğum sürecin tamamı Musaf'ın tarihsel anlamıdır. Peki bu Musaf'ın tarihsel anlamı mümkün anlamlar içerisinde gerçekleşti. İbn Arabi'ye bağlıyorum. İbn Arabi'ye göre Musaf'ın şu çizgide, kişinin hayatıyla ilgili söylediğimde olduğu gibi, Musaf'ın şu tarihsel ortamların her birerlerinde sonsuz yoruma açık durumlara sahipti. Sonsuz yorumlanabilirdi. Ama bundan bir müfessir onu bir şekilde tefsir kitabına geçirdi, ona bir anlam verdi. Fakih ona bir anlam verdi, fıkhi bir hükme bağladı. Kelamcı, mütekellim ona bir anlam yükledi, oradan itikadi bir sonuca gitti. Siyaset bilimci farklı bir şeye gitti. Herkes, dilci, kendine göre bir farklı yöne gitti ve Musaf'a tarihsel anlamlar verdi. Ve böylece Musaf bize kadar tarihsel imkanlar dediği Hegel'in, tarihsel imkanların ona sunduğu anlaşılmalar ve anlamlar üzerinden kendisini gerçekleştirerek bugünlere kadar geldi.
Ve biz bugün şimdi tam da burada şu kişi olarak tam da burada kendi tarihsel imkanımız içerisinde Musaf'ı anlamakla karşı karşıyayız. Kendi tarihsel imkanımız içinde Musaf'ı anlamakla karşı karşıya olduğumuz bu durumda bizim işte hermenötik olarak gerçekleştireceğimiz anlam bir manada İbn Arabi'ye göre mutlak hayalin ve imkanların içerisinde gerçekleştirdiğimiz ve ilahi murada uygun düşen ve asla onun dışında olmayan bir anlamı anlayacağız. Hegel'e göre tarihsel imkan ancak bu kadarını anlama fırsatını bize tanıdığı için, tarihsel koşullar ancak bu kadar anlamayı bize mümkün kıldığı için bunu anlayacağız. Başka imkanlara sahip oluyor olsaydık işte onu anlayacaktık diyecek ve böylece biz de Musaf'ın hermenötiğinden bir anlam çıkaracağız. Şimdi tam da bu konuştuklarımızı bu üçüncü noktada Hegel'in tarihsel imkanı üzerinden örneklemeye çalıştığım hususu geleneğimiz üzerine tatbik edecek olursak, geleneğimizin bugüne kadar Musaf'ın anlaşılmasına uygulayacak olursak tam da aslında yapmış olduğumuz bu ders bizim verebileceğimiz en güzel örnektir değerli izleyenler. En güzel örnek şu anda yapmış olduğumuz dersimiz ve sohbetimiz. Şöyle ki neden bundan 200 yıl, 300 yıl önce hiçbir Kur'an anlamaya yönelen bir Müslüman alimin gündeminde hermenötik anlama diye bir sorun yoktur? Ama bugün bakın ben ne ders yapıyorum, ne anlatıyorum. Çünkü onun 300 yıl öncesi müfessirin, fakihin, mütekellimin tarihsel imkanı onun öyle anlamasını mümkün kılarken benim tarihsel imkanım Musaf'a hermenötik üzerinden yönelmemi mümkün kıldı. Bu tamamen tarihsel imkanla ilgili bir şey. Dolayısıyla bu tarihsel imkanın bize vermiş olduğu tam da tabii burada Hegel'den sonra bu işin daha ileri boyutta hermenötik noktada daha ileri boyutta bunları ele alan Martin Heidegger ve özellikle Gadamer üzerinden konu uzamasın diye yorumu devam ettirmek istemiyorum. Bizim kendi tarihselliğimiz üzerinden bu yorumları yaptığımız için, kendi tarihselliğimiz üzerinden bunu anlamaya kalktığımız için tam anlamıyla içinde bulunduğumuz tarihin, kültürün bize sunduğu imkanlardan kaynaklanmaktadır. Ve dolayısıyla bir temel ilke olarak buraya yeşille yazmak istiyorum. Şuraya bu temel ilkeyi hermenötik anlama tarihsel bir anlamadır. Evet. Hermenötik anlama tarihsel bir anlamadır. Dolayısıyla tarihsel bir anlamadan söz ediyoruz ve tarihsel bir anlamanın bize sunduğu imkanları ele alıyoruz. Şimdi konuyu bu üç yaklaşımdan, yani daha doğrusu iki yöntemsel yaklaşımın, birincisi yapısalcı, Dösser'cı dizge üzerinden yapmış olduğumuz anlamdı. İslam geleneğinde dil bilimcilerimiz dahil olmak üzere tüm İslami ilimlerde yapısalcı bir duruşun olduğundan söyledik. Sonra yapı bozumcu felsefeye ve hermenötiğe geçtik. Orada Derrida, İbn Arabi ve Hegel üzerinden yapmış olduğumuz yorumlar bizi sonuç olarak Musaf'ın hermenötik anlamaya konu oluşu üzerinden kaçınılmaz olarak yine bir çok anlamlılığa getirdiğini ve son durağın çok anlamlılık olduğunu belirlemiş, tespit etmiş olduk. Şimdi tam da sorun bu. Böyle bir çok anlamlılık probleminden çıkış yolumuz nedir? Çıkmak mümkün müdür? Ne kadar imkanı var? Bunları müsaadenizle ele almaya başlayacağım. Bir bakıma bu sunduğum sunum ve arz etmeye çalıştığım bilgiler geçen haftaki anlatmaya çalışacağım bilgilerin devamıydı.
Ve biraz uzun konuşabilseydim belki bunların bir kısmını geçen hafta anlatmış olacaktım ama bu haftaya kalmış olması da iyi oldu. Belki daha efendim yorulmamış bir zihinle bunları size benim anlatmam, sizin de dinlemiş olmanız çok son derece inşallah faydalı olmuş olduğunu düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle ben bu şemanın altına Musaf Hermeneutiği ve çok anlamlılık sorunu diye bir başlık koymak istiyorum. Bu başlıktan devam edeceğim ve bu başlık üzerinden konuyu ele alacağım. Umarım çok yorulmamışsınızdır. Çünkü bir yarım saat kadar daha sizi yormayı düşünüyorum. Ona göre kendinizi hazırlayın diye söylüyorum. Çayınızı, kahvenizi ona göre alın. Ben de bir yudum müsaadenizle su içeceğim. Evet. Çok anlamlılık ve Musaf Hermeneutiği. Evet. Şimdi sorun bu, çok anlamlılık. Haklı olarak yine dil bilimciler, tabii bu arada dil bilimciler konusunda çok fazla ayrıntıya giremedim çünkü konumuzu dağıtmak istemiyorum asıl amaçtan bizi uzaklaştıracağı endişesiyle. Bir metin her şey söylüyorsa hiçbir şey söylemiyora eşdeğer kabul edilir genelde. Çünkü bir metin her şey söylememelidir. Her şey söylüyorsa hiçbir şey de söylemiyor anlamına gelir. Onun için çok anlamlılık bu manada bir ciddi sorundur. Özellikle de çok anlamlılık kutsal bir kitabın anlamıysa, kutsal bir kitapla ilgili ise. Şimdi kutsal bir kitap çok anlama gelirse ne olur? Çünkü kutsal kitap bir rehber kitaptır. Rehber kitabın anlaşılması, net olması lazım ki rehberlik yaptığı kişiler bu rehberlikten istifade edebilsinler. Dolayısıyla kutsal bir kitapta asıl olan çok anlamlılık olmamalı. Tek anlamlılık olmalı. Ve biz de bunu tek anlamlılık üzerinden daha önceki yapmış olduğumuz konuşmalarda hatırlayacaksınız. Kur'an'ın indirildiği, vahyin nazil olduğu, ilk muhataplarla buluştuğu asr-ı saadet ortamında tek anlamlılıkla rehberliğini yapmış olduğunu belirtmiştik. Bunu vurguladık. Bunun tartışmaya bile açık olmadığını net bir biçimde söylediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla kutsal kitap olunca çok anlamlılık bir problemdir. Ama şimdi üzerinde durduğumuz konuya baktığımızda çok anlamlılığın bir kaçınılmaz durum olduğunu görüyoruz. Kaçınılmaz bir durum olduğunu görüyoruz. Neden çok anlamlılık kaçınılmaz bir durumdur? Bunu biraz açmam lazım ve çünkü bunun üzerinden epeyce önemli şeyler söylemeye çalışacağım. Kendi düşüncem itibariyle önemli diyorum. İnşallah sizin için de önemli olur. Mushaf'ın yazılı bir metin olarak ve bu metnin Arapça oluşu üzerinden ve bu metnin bu şekilde hareketsiz ve noktalamasız olarak yazıldığını da düşünürsek Musaf metninin bu bir çoklu okumaya açık, yani bunu geçen hafta konuşmuştuk, kıraat farkı
Sonuç olarak çok anlamlılığı doğurur. Yani çok okunabilmek bir metin açısından çok anlamlı olmayı zorunluluklu olarak getirir. Dolayısıyla geleneğimizde mushafın kıraata ilişkin işte 7 kıraat, 10 kıraat, 12 kıraat, 20 kıraat, 30 kıraat çok fazla kıraatlar var. Kıraat ilmiyle meşgul olanlar bilirler. Bu kıraatların her birerleri bir anlama tekabül etmesi nedeniyle mushaf tabiatı gereği, okunma farklılıkları gereğiyle çok anlamlı olmaktan kaçınamadığımız bir kitap. Yani şöyle sonuç cümlesini kırmızıyla yazmak istiyorum. Çok anlamlılık mushaf için kaçınılmazdır. Evet, mushaf için kaçınılmazdır. Yani hiçbir beşeri zeka Kur'an'ı tek bir okuyuşa indiremediği sürece tek bir anlama indirme iddiasında bulunamaz. Kur'an kıyamete kadar bu çok farklı okumalara, kıraatlere hep açık olacak. Hep de çok anlamlı olacaktır. O halde Müslüman ülemanın zekasını kullanacağı alan belli oldu. Biz çok anlamlılığı olumluya nasıl dönüştürebiliriz? Bunu da müsaadenizle yani çok anlamlı oluşun olumsuzluğunu olumluya nasıl dönüştürebiliriz? Ya da diğer bir ifadeyle çok anlamlı oluşun problemlerini nasıl çözümleyebiliriz? Bu cümleyi yazmak istiyorum. Çok anlamlı oluşun problemlerini nasıl aşabiliriz? Evet. Soru bu. Ben naçizane değerli izleyenler bu sorunu aşabileceğimizi bugüne kadar yaptığım çalışmalarla naçizane kendi dünyamda Kur'an üzerine yaptığım, hadis üzerine yaptığım, diğer İslami ilimler üzerine yapmış olduğum 50 yıla yakın çalışmalarımın sonucunda bunu aşabildiğimi düşünüyorum ve sizlerle de bunu paylaşacağım. Evet, bunu aşabildiğimizi düşünüyorum ve inşallah bu konuda bana katılırsınız ve bu derslerimizin sonuna geldiğimizde inşallah bu sorunu aşabildik mi diye size soru sorabilmenin kısmet olmasını umuyorum Yüce Mevla'dan. Ve ben de bu sorumun cevabını sizden olumlu olarak almayı bekliyorum. Evet hocam, gerçekten aşabildik. Bu çok anlamlı olmanın artık bizim için bir sorun olmadığını düşünüyoruz diyebilmenizi çok istiyorum. Onun için de bu konuşmalarımı ona göre hazırlıyorum. Ona göre bir önem atfediyorum ve ona göre sizlere sunmaya ve arz etmeye çalışıyorum. Bunun için bir üçgen öneriyorum. Bir üçgenim var. Çok anlamlı oluşunu, mushafın çok anlamlılığını çözebileceğimiz bir eşkenar üçgenim var. Evet. Bir eşkenar üçgenim var. Bir A, B, C üçgenim var. Bu üçgene mushafın hermenötik anlam sınırları, anlam üçgeni diyorum. Anlam üçgeni. Yani sınırları. Bu üçgenin her bir kenarına dil, üslup ile ilgili ilkeler dünyevi ilkeler ve uhrevi ilkeler diye üç yönlü ilkeler
öneriyorum. Ve bu üç yönlü ilkeler üzerinden tespit ettiğim ve Musaf'ın hermenötik anlam üçgeni dediğim bu sınırların Musaf ne kadar çok anlamlı olursa olsun Musaf'ın doğru anlaşılmasını garanti ettiğini de iddia ediyorum. Şimdi bunu yeşille müsaadenizle yazmak istiyorum. Diyorum ki Musaf bu üçgenin her bir kenarına yazmış olduğum ilkeler çerçevesinde anlaşıldığında Musaf asla yanlış anlaşılamaz. Yani Musaf'ın doğru anlamı, Musaf'ın doğru anlamı bu üçgenin içindedir. Evet, bu üçgenin içindedir. Şimdi bu arada yorulduğunuzu da düşünerek bir iki hususa müsaadenizle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sonra üçgenin kenarlarına ve bu ilkelere Musaf'ın çoklu anlamının problemlerini aşabilmenin imkanına ilişkin bu ilkelere geçeceğim. Sosyal medyayı falan çok kullanan bir insan değilim. Hadi yani daha doğrusu hiç kullanmıyorum da arada bazen öğrencilerimin vesaire dostlarımın bana attıkları mesaj ve yönlendirmeleriyle bazı YouTube konuşmalarını ya da sosyal medya konuşmalarını izlemeye çalışıyorum. Ve esefle görüyorum ki önlerine aldıkları herhangi bir Kur'an mealini sanki Allah'ın göndermiş olduğu bir kitap, o meal Allah tarafından yazılmış ve gönderilmiş gibi. Bak bak bak, burada nasıl da cümle yanlışlıkları var, hatalar var, nasıl da mantık çelişkileri var, yok bilmem neler var diye konuşan ve bu ifadeleriyle sadece cahil olduklarını ilandan başka hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan konuşmaların olduğunu görünce, İşte Kur'an'da şöyle problemler var da ben meal okudum, şöyle sapıttım da meal okunca şöyle oluyor da meal şöyle de şeklindeki o bütün söylemlerin tamamı bir mealin nasıl okunacağına ilişkin bir ön bilgiye, ön hazırlığa ve yetkinliğe sahip olmamanın ifadeleridir. Değerli arkadaşlar, ben Martin Heidegger'in varlık ve zamanını, being and time'ını, birisi de İngilizcesinden olmak üzere, İngilizce çevirisinden, Almanca bilmiyorum. Ve tabii İngilizce çevirisinden önce de tam 4 kere çevirileri üzerinden okudum, 4 kere okudum. En son okumamı da yakın zamanlarda çıkan ve Heidegger Varlık ve Zamanı okuma hazırlık metni olarak yayınlanan bir eserle birlikte yeniden bir daha okudum. Ve onu anlamaya çalışmak için hazırlanmış Martin Heidegger Varlık ve Zaman Okuma Kavramlar kitabını ince elekten geçirdim. Bir filozofun felsefe kitabını anlamaya çalışıyorum. Bunun onlarca örneğini verebilirim. Bir orijinal felsefe eserini ve bir filozofu anlamak için nasıl çaba sarf ettiğime ilişkin. Merhum Izıtsu, Toshiko Izıtsu, İbni Arabi tasavvufunu anlayabilmek için Fusûsül Hikem kavramlarını yazmış ve bu kavramları okumadan bir kimse İbni Arabi okumaya başlayamaz. Allah rahmet eylesin Ebu Zeyd Nasır Hamit, Sufi Hermeneti adlı o hacimli kocaman kitabında İbni Arabi'nin Sufi yorum ve hermenetiğinin ne anlama geldiğini, nasıl olduğunu okumadan bir kimse İbni Arabi okumaya kalkışamaz. Anlamaz. Keza Izıtsu'nun Kur'an kavramlarını, Kur'an'a ilişkin yazmış olduğu kavramlar kitabını okumadan, bir ön hazırlığı olmadan
Hadi Arapçaları yok zaten bu sosyal medyada ulu orta konuşanların da zaten böyle bir yetkinlikleri yok da. Türkçeleri de yok zaten. Türkçe bir zevkleri, bir edebi yetkinlikleri de yok. Kalkıp önlerine koydukları mal üzerinden hangi insafla, hangi ilmi yetkinlik ve olgunlukla Kur'an'da şu hata var, Kur'an'da bu yanlışlık var, bilmem ne diye konuşma hakkını kendinizde bulabiliyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Şimdi ben bu yapmış olduğum derslerden sonra bu sosyal medyada bu tür mal bulmuş mağrubi gibi ağızlarının çok affedersiniz suyunu akıta akıta okudukları nereden buldukları belli olmayan mealler üzerinden haşa Allah'ın yüce kelamına laf edenlere hodri meydan diyeceğim. Bunları bir size arz edeyim. Ondan sonra onlara hodri meydan söyleyeceğim. Musaf'ta şurada şöyle var diyebilen bir yiğit varsa buyursun diyeceğim zaten. Ama şimdilik daha oraya gelmedik. Onu söyleyeceğim. Peki bunu niye anlatıyorum? Şunun için. Herhangi bir felsefi kitabı, herhangi bir şiir kitabını, herhangi bir önemli bilimsel bir kitabı onca ön hazırlıklar olmadan okuyup anlayamıyoruz. Nasıl oluyor ki bir kutsal kitabı önünüze koyup hemen öyle herhangi bir mealden anlamaya kalkışmış büyük iddialarda bulunabiliyoruz? Şimdi buradan bu vesileyle bir çağrıda da bulunmak istiyorum Diyanet İşleri Başkanlığımıza. Sayın Başkan, umarım bu başkanlık sürecinizde sizden önceki akademisyen başkanlarımızın gerçekleştiremediği bir şeyi Diyanet İşlerimizde gerçekleştirirsiniz ve müstakil bir Kur'an araştırmaları daire başkanlığı ihdas ederek kalıcı bir biçimde orada görevlendirilecek akademisyenler üzerinden bütün işleri güçleri Kur'an'ın sağlıklı bir biçimde bu toplumda anlaşılması için sure sure, ayet ayet bunu ele alıp bütün geleneksel bilgilerimizi de bu arada efendim arkalarına alarak bu çalışmayı kıyamete kadar sürdürecek ve sürekli kılacak bir daire başkanlığına, hatta hadisleri de aynı şekilde ele alacak bir daire başkanlığına şiddetle ihtiyaç var. Lütfen bu ihtiyacı gerçekleştirelim. Sadece arada bir birilerine efendim havale ederek maal yazdırmakla, tefsir yazdırmakla bu iş çözülemez. Bunun bir daire başkanlığında günlük ve günübirlik iletişim kurulabilecek, sağlıklı bilgilerin alınabileceği, canlı bağlantıların yapılabileceği bir daire başkanlığına dönüştürülmesi şarttır. Böyle bir kalıcı şeye imza atmayı düşünürseniz ben de buradan taahhüt edip söz veriyorum. Böyle bir daire başkanlığının tüm planlamasını herhangi bir şey beklemeksizin maddi manevi bu planlamasını bir dosya halinde size sunmaya her zaman hazırım. Şimdi değerli izleyenler, bunları sizi biraz dinlendirsin diye arz ettim. Çok anlamlılığın problemlerini aşabilmenin üçgenine gelmiştik. Bu üçgen üzerinden devam edeceğiz. Bu üçgenin tamamını bitiremeyebiliriz bugün. Ama en azından tahammül edebildiğiniz kadar inşallah şöyle bir 15-20 dakika daha bana tahammül edeceğinizi umuyorum. Başlayalım. Kalanını da artık önümüzdeki inşallah hafta devam ettiririz. Evet, şimdi buradan başlayalım. Dil ve üslupla ilgili ilkelerimizi sayalım. Bu dil ve üslup dediğimizde değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'in üslubu çok önemli. İleride örnekler bölümünde de
verdiğim örneklerde göreceğimiz üzere şiirsel diyeceğimiz üslubu da var. Hikayesel anlatım üslubu da var. Bir yasa, bir kural belirleyen üslubu da var. Yeminler, mukatta harfleri vesaireler pek çok efendim üslup farklılıkları olan bir metinle karşı karşıyayız. Bu metinin birinci maddesinde değinmek istediğim husus, metnin üslubunda yer alan biz ve ben ifadeleri. Çok eleştiriliyor ya, işte bak Muhammed'in tanrısı biz diyor, diyorlar. Hani birdi? Ben mi doğru, biz mi diye böyle ergenlik çağına gelmemiş bir akılla konuşup duruyorlar. Değil mi? Biz ve ben üslupta geçiyor. Şimdi bizim üslup ile ilgili her ne türden ifade okursak okuyalım, bu biz olur, ben olur, ne olursa olsun, bunların hiçbirini değerli izleyenler tevhide aykırı okuyamayız. Tevhid üçgenin içinde, şu üçgenin en önemli ilkesidir. Allah'ın birliği. Bir kere bütün Kur'an Allah'ın birliğini anlatmak için inmiştir. Kur'an'ın tamamının ana hedefi Allah'ın birliği, eşsizliği ve ortaksız oluşudur. Bütünüyle tevhidi vurgulayan bir kelamın içinde biz geçiyor diye, ha Muhammed'in demek ki tanrısı bir değilmiş anlamı buraya yüklenebilir mi? Böyle bir yanlış anlamaya mushaf izin verir mi? Hayır. O halde biz ve ben dediği Kur'an'ın, biz ve ben dediği biz kesrettir. Kesrete, ben de vahdete işaret eder. Dolayısıyla Kur'an tevhidi her yönünde gerçekleştirmek üzere kesret de Allah'a aittir. Vahdet de Allah'a aittir. Bizden geldiniz, bize döneceksiniz demesi kesrete hitaptır. Ben dediğinde vahdettir, biz kesrettir. Dolayısıyla bunların hiçbirisi mushafın asıl anlamı olan o vahdete ya da tevhid anlayışına aykırı olarak anlaşılmaya izin veremez. Onun için bütün bu anlatmalarımın tamamında işte bu anlam üçgeni diye ifade etmeye çalıştığım hermeneutin, mushafın hermeneutik anlamının ortaya çıkmasını mümkün kılacak olan bu üçgen hiçbir biçimde Kur'an'daki herhangi bir ayetin tevhide aykırı anlaşılmasına izin vermez. Onu yazmayı unuttum. Şöyle bir yazı yazmama izin verin lütfen. Bu üçgene, hermeneutik anlam üçgenine Kur'an'ın muhkematı diyorum ben. Muhkematı Kur'an. Yani Kur'an'ın sabiteleri, sabitleri. Kur'an'ın bu sabitleri, Kur'an'ın parçalarının, ayetlerinin, surelerinin, bölümlerinin üslup açısından yanlış anlaşılmasına izin vermeyen merkezi noktasıdır. Asla bu muhkemat herhangi bir cümlenin asli amaca aykırı olarak anlaşılmasına izin veremez. Ha bak biz diyor, o halde tevhid yoktur. Hiçbir akıl sahibi bunu söyleyemez. Çünkü Kur'an kendi tüm toplam söylemindeki ana hedefi tevhiddir. Ve onun içinde yer alan herhangi bir cümle bu tevhide aykırı olamaz. O zaman söylenecek şey şudur.
Orada biz derken de tevhid söylenmiş oluyor, ben derken de tevhid söylenmiş oluyor ama biz derken ki kesretin, ben derken ki vahdetin ifade ettiği anlamı anlamak için biraz seviye gerekiyor. Kusura bakmayalım da biraz yetkinlik gerekiyor. Bu sıradan herhangi bir hikaye ya da masal kitabını okumuyoruz. Dolayısıyla bu son derece önemli bir metni okuyoruz ve bu metin bize asla Kur'an'ın üslup bakımından yanlış anlaşılmasına izin vermez. İkincisine müsaadenizle geçiyorum. İki, Kur'an'da sıklıkla Allah'ın eli, yüzü, Allah'ın gelmesi, görmesi vesairesi gibi antropomorfik ifadelerin olduğunu görüyoruz. Yani insanlarda da bulunan, insanlarla da ortak paylaşılan sözcüklerin, ki el, yüz bizim içinde kullandığımız sözcükler, bu kelimelerin, bu sözcüklerin Allah'ın kendisi içinde kullandığını görüyoruz. Şimdi bunları daha önceki İslam ilimlerde anlama problemini konuşurken üzerinde durduğum gibi Kur'an'ın muhkematı, müteşabihatı üzerinden ele aldığımda bu müteşabihat olanların, yani art niyetli, kötü niyetlilerin bunları çarpıtarak Allah'ın murad etmediği, kastetmediği anlamları onlara yüklemesi mümkün olan ifadelerin, işte bu muhkematı Kur'an, Kur'an'ın sabitleri üzerinden, şu üçgen içerisinden hareketle bunların doğru anlaşılmasının mümkün olduğunu ve Kur'an'ın buna asla izin vermeyeceğini ifade etmiştim. Burada ikinci maddede, ikinci ilkede bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah'ın eli, yüzü, gelmesi, gitmesi vesairesi şeklindeki ifadeleri Allahu Teala kendi kitabında leyse leyse kemislihi şeyun fil ardı ve la fis sema, yerde gökte hiçbir şey ona benzemez ilkesiyle hiç kimsenin bu ifadeleri Allah'ın varlığına, birliğine, kutsallığına, tenzih, mukaddes, müteal oluşuna aykırı anlayamaz. Kur'an buna izin vermez. Kendi koyduğu ilkesi bakın. Üçgenin içindeki temel ilke bu. Hiç kimse Allah'ın eli, işte adaba nasıl eli vardı vesaire söyleyemez. Neden söyleyemez? Çünkü Kur'an kesip atmış. Diyor ki hiçbir şey ona benzeyemez. Ama eli diyor, tamam, onu benzetmeye kalkışamazsınız demektir. İşte burada, tam da burada, ileride konuşacağız. Tam da burada az önce söylediğim İslam geleneğinde yer alan Arap dili edebiyatı mecaz devreye girer, belagat devreye girer. Elden ne anlamalıyız, yüzden ne anlamalıyız, tasavvuf devreye girer, yorum devreye girer. Bunların da örnekler üzerinden ele aldığımızda anlamlarına ve örneklerine değinmeye çalışacağım. Dolayısıyla üslup bakımından, Kur'an'ın üslubunda yer alan bu ifadelerden hareketle hiç kimse eline bir mal alıp da bakın Allah burada yüzü var diyor, Allah geliyorum diyor, görüyorum diyor vesaire şeklinde basit ifadelerle, ucuz ifadelerle Kur'an-ı Kerim'in üslubunu, oradaki anlatılanları asli amacından çarpıtarak anlam vermeye ve oradan kalkarak eleştiride bulunmaya kalkışamaz. Buna asla Kur'an izin vermez. Üçüncüsü, büyük bir heyecanla metni ortaya koyuyor. Meali ortaya koyuyor. Bak bak, görüyor musun? Bu surede böyle diyordu. Şu surede tam tersini söylüyor. Bak işte Allah çelişkiye düşmüş. Mantık hatası var. Çelişki var diyor. Kur'an'daki üslupta yer alan zahiri çelişkiler, zahiri çelişik ifadeler, çelişik ifadeler asla Kur'an'ın çelişmesi ya da mantıki tutarsızlığı vesairesi şeklinde yorumlanamaz. Asla böyle bir yoruma gidilemez. Sebebi ne? Neden gidilemez? Çünkü Allah Kur'an'da kendisi bizzat diyor ki لَوْ كَانَ, Kur'an için diyor, لَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ, eğer bu Kur'an
Eğer bu Kur'an Allah'tan başkasından gelseydi levecedu fihi ihtilafen kesira. Onda birçok çelişkiler bulurlardı. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani benim indirdiğim kelamımda çelişki olamaz demektir. Allah bende çelişki yok diyor. Şimdi adam haline mali koymuş. İşte hocam burada böyle diyor, burada böyle diyor. Bunda çelişki yok mu diyor. Evet var, zahiren var. Bu böyle diyor hakikaten, bu da böyle diyor. E peki bu çelişki mi? Peki çelişki konusunda kaç mantık kitabı okudun? Çelişkiye dair ne biliyorsun? Hangi mantık konusundaki uzmanlığınla bir çelişkiden, metinler arası çelişkiden söz edebiliyorsun? Yetkinliğin nedir beyefendi ya da hanımefendi, bunu konuşuyorsun? Şimdi örnek veriyorum, bakın. Bir kere Kur'an diyor ki bende çelişki yok. Bana çelişki isnat edemezsiniz diyor. Kelamın sahibi söylüyor bunu. O halde bir çelişki isnat ederken çok durup dinlenmek lazım ve bizim geleneğimizde Farabi'den İbn Sina'ya, oradan İbn Rüşd'e, oradan Gazali'ye kadar geldiğimizde mantığın bu devasa isimlerinin geleneğine mensup bir ortamda konuşuyorsak, çelişkiden, tezattan söz ederken biraz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Şimdi ben mesela kendimden örnek veriyorum. Bunun Kur'an'dan örneklerini çok vereceğim zaten. Bundan sonraki haftalarda hermeneutik örneklere geçeceğim inşallah. Orada konuşacağız. Kendimden örnek veriyorum. 10 sene önce şöyle derdim ben. 10 sene önce. Çaysız bir hayat mümkün değil benim için derdim. Çaysız bir yaşam olur mu ya? Çaysız yaşayamam derdim. Şimdi bunu kayıtlara geçirelim. Ahmet Hoca diyor ki çaysız yaşam imkansızdır diyor. Şimdi de diyorum ki çaysız yaşam ne kadar güzelmiş. Çay içmiyorum, başka şeyler içiyorum. Yani bitki çayı vesaire. Şimdi de diyorum ki çaysız yaşam ne kadar harikaymış. Buyurun. Bunu bir metin olarak koyun. Çelişki mi bu? Zahiren çelişiyor gibi duruyor. Peki mantıksal olarak çelişki midir? Hayır. Neden? Çünkü çaysız yaşanmaz dediğimdeki tarihsel koşullarım ve oradaki duygularım, düşüncelerim ve çayla olan ilişkimin gereği söylediğim bir söz var. Sonra da çayı bıraktıktan sonraki söylediğim bir söz var. Şimdi daha sonra bu üçgenin diğer kenarlarını konuşurken de üzerinde duracağım gibi, Kur'an'da nesih denilen bir şey var. Her ne kadar ben nesih yok diyeceğim ileride. Nesih diye bir şey var ama, yani Kur'an'da yok diyeceğim ama nesih diye bir şey var. Ve hayatta var yani. Dolayısıyla böyle olduğu zaman bizim ulema bunları nesihle, en azından sonraki hüküm öncekini kaldırmış şekliyle vesaireyle bir izaha çalışmışlar. Buna gerek olmadığını ileride söyleyeceğim, ben daha oraya gelmedik. Ama bence o da değil. Kur'an'ın her bir ifadesi o ifadenin nazil olduğu ortam için anlamlıdır, geçerlidir, sahihtir. Onunla çeliştiği zannedilen diğer ifade, anlam da o anlamın ihtiyacı olduğu ortamda anlamlıdır, geçerlidir, sahihtir. Bu ifadeler birbirleriyle çelişik olarak görüşülemezler. Çünkü o ifadeler farklı ortamlarda, farklı kişilere farklı mesajlar ulaştırmak için söylenmiş ayrı ayrı sözlerdir. Aynı anda, aynı koşullarda, aynı şartları haiz söylenmiş iki söz değil ki çelişkiden söz edelim. Demek ki üçüncü olarak Kur'an'da asla bir çelişki olduğu söylenemez. Çok affedersiniz. Söylenemeyeceğini iddia ediyorum. Bunu daha sonra da söyleyeceğim. Var, işte şöyle bir çelişki var diyebilen varsa hodri meydan diyorum. Bu kadar net söylüyorum. Kur'an'da çelişki olduğunu kimse söyleyemez. Son olarak üslupla ifadeli son olarak
bir hususa dikkat çekeceğim ve üçgenin diğer iki kenarını öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta konuşacağız. Dördüncü bir madde olarak üslupla ilgili. Şöyle ifade etmek istiyorum. Kur'an'da tek bir üslup yok. Kur'an'da tek bir üslup yok. Bu nedenle Kur'an'a anlam vermeye kalkışan kişinin Fatiha'dan Musaf'ın sonuna kadar tüm sureleri ve pasajları üslup farklılıkları yönüyle, hitap farklılıkları yönüyle birbirinden ayrıştıracak kadar Arap dili edebiyatına vakıf olma zorunluluğu vardır. Üslup farkları var. Örneğin, daha sonra örnekler üzerinden bunu söyleyeceğiz. Çok örnekler vereceğim ve bunları böyle teorik olarak bırakmayacağım inşallah. Örneğin, yeminler. Yeminlerin farklılıkları. Neye yemin ediliyor? Neden bu yeminlerle arkasından gelen şeyler söyleniyor? Niye farklı yeminlerle farklı şeyler söyleniyor? Niye? Yeminler. Örneğin eraeyte. Gördün mü diye çeviriyoruz. Öyle mi acaba? Evet, bazı yerde gördün mü diye çevirebilirsiniz hakikaten. Ama her ayete gördüğünüz yerde gördün mü diye çevirebilir misiniz? Hayır. Mesela ve ma edrake. Ve ma edrake. Sana ne bildirdi diye çeviriyorlar. Değil mi? Bunların örneklerini konuşacağız. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Çeviriyorlar. Sana ne bildirdi? Böyle mi diyor Kur'an? Bunu mu kastediyor? Böyle mi söylüyor? Beyne eydihim ve erculuhim diyor. Ne demek bu? Mahallere bakıyorsunuz. Bir sürü karşınıza tuhaf tuhaf Türkçe ifadeler çıkıyor. Bir kere eline kalemi alıp önüne musafı koyup buna anlam vermeye kalkışacak bir kişinin birincil olarak tüm Arap dili ve edebiyatının inceliklerine vakıf olacak kadar Arapçayı bilmesi gerekiyor. Ömrü bununla geçmiş olması gerekiyor. Musaf'ın üslubuna vakıf olması gerekiyor. İki, aynı derecede Türkçe'ye vakıf olması gerekiyor. Ömründe roman okumamış, ömründe bir edebiyat, şiir kitabı okumamış. Dini metinlerden başka hiçbir şey okumamış. Adamın hiçbir edebi zevki yok. Kur'an çevirmeye kalkıyor. Nasıl çevireceksin peki Kur'an'ı? Onun için Kur'an tek bir üsluba sahip olmadığı için tek bir yöntem, tek bir üslupla çevrilemez. Kur'an'ı her bir pasajının kendine özgü üslubunu koruyarak o üslubun gerektirdiği tercüme edilecek dildeki en uygun üslup ile çevrilmesi gerektiğini söyleyerek inşallah burada bırakmak istiyorum. Önümüzdeki hafta bu kaldığım yerden devam edeceğim. Hermenötik 3 olarak devam edeceğiz. Ve aynı zamanda örneğe de inşallah başlamış olacağım. Çok değerli izleyenler, kıymetli vakitlerinizi ayırdınız. Bizimle beraber oldunuz. Bu konuları sizinle birlikte konuşma imkanı bulduğum için de ayrıca size müteşekkirim. Ahmet Bey kardeşime de müteşekkirim. Bunları sizlerle paylaşma fırsatını bize verdiği için. Konuşmalarımı şöyle bağlamak istiyorum. Aslında tümünü bitirdikten sonra böyle bağlamak isterdim ama bugünkü konuşmamı şöyle bağlamak isterim. Ben yani ilkokul
Dördüncü sınıftan itibaren okumaya başladım bu kutsal mübarek kitabımızın. Tıpkı sahabe-i kirama yol gösterdiği, onlara rehberlik yaptığı gibi bize de rehber olabileceği ve yol göstereceğine hiç şüphem yok. Yeter ki ona bana da yol göster diye yönelmeyi bilelim. Ey Kur'an, benden öncekilerin yolunu aydınlattığın gibi yolumu aydınlat diye kapına geldim diyebilelim. Ey Kur'an, benden öncekilerin kararmış kalplerini aydınlattığın, nurlandırdığın, temizlediğin gibi benim kirli kalbimi, kirlenmiş ruhumu da aydınlat, temizle diyebilelim. Onun kapısına böyle yönelelim. Onu kendimize rehber edinelim. Ondan bize yol göstermesini talep edelim. Bizi iyi bir insan yapmasını isteyelim ki o da bize rehber olsun. O da bize yönelsin. O da bize yol göstersin. O da bize ışık olsun. Bunun için ona yönelmek lazım. Ama altını çizerek söylüyorum. Bir iyi niyetle böyle yönelmek sadece piyasadaki musaf mealleri okumakla mümkün olmaz. Onun için az önce Diyanet İşleri Başkanımıza yaptığım çağrıyı yinelemek istiyorum. Önce herhangi bir mealin okunmasından önce zorunlu okunacak bir meal okuma yöntemi, bu benim anlatmaya çalıştığım tüm bu hermeneutik yöntemler, ilkeler çok tafsilatlı bir biçimde ve çağdaş bir kitap yazılıyor gibi oturacak birisi başına bunu yazacak ve denecek ki ey Müslümanlar, Kur'an mealini okumadan önce bu Kur'an mealinin nasıl okunması gerektiğine ilişkin bu yöntem kitabı, usul kitabı, Musaf usulü ya da Musaf hermeneutiği kitabı okunmak zorundadır, okunması zorunludur. Bunu okumadan maal okumanız doğru değildir diye Müslümanlar uyarılmalıdır. Artık İster okur, ister okumaz, o elbette ki okurlarımızın tercihidir. Ama bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmadan insanların eline örnekler üzerinden konuşmaya başlayacağım. Önümüzdeki haftalarda bunu çok net olarak konuşacağız inşallah. Orada da göreceksiniz. İnsanları mahallelerle, bugün piyasada bulunan mahallelerle baş başa bırakırsanız bu sorunlar asla bitmez. Musaf hidayet edici bir rehber olmaktan daha ziyade onu okuyanlar için şüphene, yadırgamaya ve ona olan bakışının değişip bozulmasına neden olan bir kutsal kitaba dönüşür ki buna bir mümin olarak, Müslüman olarak hem izin vermemeliyiz hem de insanlık olarak buna hakkımızın olmadığı kanaatindeyim. Çok değerli vakitlerinizi benimle paylaştığınız ve bu teorik olarak yorucu konuları size anlatmama izin verdiğiniz için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki salı görüşünceye kadar sağlıkla kalınız, afiyetle kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim. Saygılar sunuyorum.